Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ecem Hanım'la birlikteyiz. Dördüncü yarışmacımız, nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eksik olmayın. 9000'lere ulaşamadık. Onun burukluğu içerisindeyim. Çok daha yüksek puanlara ulaşabilecek yarışmacılar daha mütevazılarıyla idare ettiler. Dönün Tuğçe Hanım'a bakın. Birinci sırada. O da pek memnun değil gibi halinden. Evet. Hadi kurtarın onu bu halden. İnşallah. Yapın bir 9000 kenara koyun. İnşallah. Zaten geçen sefer 8900'ü almadınız. Evet. Yani onu geçmek zaten hedefim. Umarım yapabilirim. Çok büyük de konuşmak istemiyorum ama. Hadi hayırlısı. İnşallah uygun sorular bir araya İnşallah. Gelmiştir. Ama unutmamamız gereken kişi kim? Duygu Hanım. Evet. Son yarışmacımız Duygu Hanım. Daha öncesinde de yarışmalara katılmış. Birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, tekrar ikinci olmuş. Her aşamayı tatmış, tehlike arz ediyor. Evet, kesinlikle. Tamam. Yarışmadan bahsetmeme gerek yok. Siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. Siz biraz kendinizden bahsedin seyircilerimize. Tabii. Ecem Haliloğlu. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Avukatım. Şu an aktif olarak çalışmıyorum ama. İskeçeliyim. Resim yapıyorum. Bu özellikle Covid döneminde, yani evde bulunduğumuz süreçte annemle beraber akrilik boyayla çeşitli çalışmalarımız oldu. Akrilik döküme üstüne. Bu şekilde söyleyebileceklerim. Hoşunuza gitmiş çalışmalarda. Evet tabii. Var mı? İlerletmeyi düşünüyor musunuz? Yani aslında bir sayfa da açtık. Birkaç satış bile yaptık aslında. Oo, hobiyi mesleğe çevirdiniz. Evet. Tebrik ederim. Belki oradan efendim. İlerlerim devamında. Yani şu içerisinde bulunduğumuz günler içerisinde en büyük başarı olarak kabul ediliyorum. Öyle şeyler. Kabul ediyorum ben de. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. İnşallah birazdan da tebrik edeceğim. İnşallah. Gelsin mi ilk sorum? Gelsin. Yine güne dair. İlk sorumuz bir kadın ismini arattırıyor size. Şöyle sorduk. Cennete benzetilerek yapılan bahçe anlamında bir kadın ismidir. Zor mu oldu? Bilemedim. Bir harf alırsınız. Bir harf alayım. Doğru yerden gelirse rahat çözersiniz. Keşke diğeri gelseydi, ikincisi. İdil mi acaba? Değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Uğraştırdı biraz. Heh. İpek. İpek. Malum kumaş. Evet. Ne ki ya? Aa. Çok ünlü bir şarkıcımız da var bu isimle. Aa. Kaldım şu an. Oldukça hareketli bir insan kendisi. Yok, tıkandım şu an. Alacağız bir harf daha. Bir harf daha alayım. Aldık. İrem. İrem. 100 puan da aldım. Alacak isteyim gerçekten. İkinci dört harfle. Gelsin de görelim. Tropikal bölgelerde yetişen bir bitkinin popüler bir içecek içinde kullanılan adı, ki dünyanın en popüler içeceği o çiçek. Kola. Nedir? Kola. Koladır. Tamam. Böyle bir boynu bükük başlamıştık. Evet, üç harf evet. aldık diye, ama toparlayacağız. Mesela iki kelimeden oluşuyor ilk beş harfli cevap. Bence fayda sağlayacak iki kelime olması. Görelim. İki kelime. Hı-hı. Konut içinde gündelik olarak yapılan her türlü uğraşa ev işi. Ev işi diyoruz. Bu da kasayı 1000 puana çıkartıyor. 1500. Adım gibi eminim. Buyursunlar. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının makam. İşleniş biçimine makam denir. Ecem Hanım'a bakın. Yani biz buralarda şampiyonluğu tattık der gibi yarışıyor. Fark ettiniz mi? Buyurun, yenisi geliyor efendim. Nargil ağızlı. Marpuç. Çok güzel. Nefes bile almadan. Haydi altı harfli cevapları bitirelim. Tek kelime. Japonca bir kelime. Japonca kökenli adının kelime anlamı giyilen eşya. Kimono. Olan otantik elbisedir kimono. Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar.